Değerli izleyenler, son dönemde ev fiyatları gibi çok konuştuğumuz bir diğer mesele de biliyorsunuz ki araç fiyatlarıydı. İkinci el zaman zaman birinci elleri geçti. Çünkü birinci el araçlar bulunamıyordu. Son yapılan düzenlemeyle sanki durum biraz değişiyor gibi göründü. Bir de Bakan Nebati'nin önemli bir açıklaması geldi. Yaklaşık bir saat kadar önce radar sistemimize takılanlar var dedi. Peki niçin takıldı bunlar? Detayları Ankara'dan alacağız. Hemen Ertuğrul Tunç'a dönüyoruz. Ertuğrul. Hatırlayacaksınız, gayrimenkul sektöründe de böyle spekülasyonlar olmuştu ve de konut fiyatları fahiş oranlarda artmıştı. Bunu mercek altına almıştı Hazine ve Maliye Bakanlığı. Şimdi benzer bir uygulama otomotiv sektöründe hayata geçirildi. Radar işte bunları tespit eden sistemin adı. Bakan Nurettin Nebati duyurdu, tam 100 bin mükellef piyasayı spekülatör olarak kullanarak, yani piyasayı spekülasyonlarla yanlış yönlendirerek fiyat düzenlemelerini yukarı çektiği tespit edildi bu kişilerin. Bu kişiler hakkında da işlemler başlatıldı. Bakacak olursak tam da Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu açıklamasının Ticaret Bakanlığı'nın duyurmuş olduğu 6 ay 6000 kilometre şartının hayata geçtiği günle eş zamanlı olarak hayata geçtiğini görüyoruz. Peki neden bu yönteme başvuruldu, onu anlatalım. Çünkü bayilerde sıfır araçlar bulunamıyordu. Çünkü sıfır araçları toplu alanlar ikinci el piyasasına çok daha yüksek bir şekilde satıyordu. Bunun önüne geçmek için bu düzenleme yapıldı. Ardından da ikinci el piyasasının fiyatlarını daha da düşürebilmek için artık radar sistemi kuruldu ve de fırsatçılar kıskaca alındı. Bakan Nurettin Nebati'nin açıklamasını hemen aktaralım. İkinci el araç piyasasında fahiş fiyatlara asla müsaade etmeyeceğiz diyor Bakan Nebati. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmekte de son derece kararlıyız diye ekliyor. Gayrimenkul sektöründe olduğu gibi araç sektöründe de suni fiyat artışı yaparak arz talep dengesini bozanlara asla fırsat vermeyeceğiz sözlerinde eklediğini belirtmekte fayda var. Şu ana kadar tespit edilen mükellef sayısı 100 bin. Bu kişiler hakkında adli işlemler başlatıldı ve de piyasanın artık bir rayına oturması, fiyatların normal şartlarda seyretmesi için de Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışmalarını sürdüreceğini duyuruyor diyelim. Sözü yeniden İstanbul'a bırakalım. Türk doktorların kalpteki ritim bozukluğunu tedavi yöntemleri dünya tıp literatürüne girdi. Koşul Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi kardiyoloji uzmanı doçent doktor Abdülkadir Uslu ve ekibi 41 yaşındaki hastayı farklı yöntemleri birlikte kullanarak iyileştirdi. Başarıya ulaşan tedavinin anlatıldığı makale uluslararası bir tıp dergisindeki yerini aldı. Bizler de kendilerini tebrik ediyoruz. Hastamızın atrial taşikardi dediğimiz kalbin üst kulakçık bölgesinden çıkan bir çarpıntısı olduğunu tespit ettik. Kalbimi yoruyor, enerjim kalmıyordu. Sanki kalbimin %100'ü değil de %10'u çalışıyormuş gibi bir his vardı sürekli üzerinde. İlaç tedavisi fayda etmedi. Hastanın ritim bozukluğu olan kalbine yeni bir yöntemle müdahale edildi. Türk doktorların başarısı tıp literatürüne girdi. En basit yöntemle elektrofizyoloji çalışmayla bu çarpıntının anormal bir çarpıntı mı, yoksa kalbin gerçekten kendisinden kaynaklı bir sinüzel taşikardi dediğimiz bir çarpıntı mı, onu ayırt etmek için basit bir yöntemle kateterlerimizi kalbin içerisine yerleştirerek bunun anormal bir çarpıntı olduğunu tespit ettik. Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi kardiyoloji uzmanı doçent doktor Abdülkadir Uslu ve ekibi 41 yaşındaki Ercüment Taşkıran'ın hayatını kabusa çeviren rahatsızlığı tedavi etti. Süreç kolay olmadı. Ablasyon denilen birinci ve ikinci işlem başarısız oldu. Çarpıntı geçmedi. Üçüncü aşamada cerrahi yönteme başvuruldu. Uslu ve ekibinin başarıya ulaşan yöntemi dünya tıp literatürüne girdi. Batın üst kısmından iğneyle kalbin dış yüzüne girerek kalbin dış kısmını da 3 boyutlu haritalama ile haritaladık ve bu çarpıntının o dış yüzeyden kaynaklandığını daha önceden bildiğimiz için bu bölgeyi haritaladık. Türk doktorların kalbin normal ritmine kavuşmasını sağlayan operasyonu anlattıkları makale uluslararası bir tıp dergisinde yayımlandı. Kalbinde 10 yıldır ritim bozukluğu bulunan Ercüment Taşkıran'ın sağlık durumuysa gayet iyi. Nefesim yetmiyordu. İşte koşu yapmak ya da yüzerken birazcık daha kesiliyordum. Artık onlar pek geride kaldı.